Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bizler de sizlere Ankara Ümitköy'den sesleniyoruz. Kuaför de Paris Can'ın konuğu olduk. Yanımızda da hem saç tasarım uzmanımız hem de imaj danışmanımız Can Bey bulunmakta. Ve güzellik uzmanımız Çiğdem Hanım yanımızda. Bakalım bize neler anlatacaklar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İsmim Can Özcan. Ümitköy'deyim. 18 yıldır Ümitköy'de hizmet vermekteyim. 4 yıldır Turkuaz İş Merkezi'nde müşterilerimize özel tasarımlar yaparak hizmette bulunuyoruz. Evet, tabii ki vermiş olduğunuz hizmetler profesyonel ve butik hizmetler. Ben hizmetleri açacağım. Ama öncesinde bugüne kadar yaptığınız eğitimleri konuşmak istiyorum. Çünkü 25 yıllık bir bilgi birikimi, bir deneyim var, bir tecrübe var. Sıradan bir kuaför değilsiniz. Bu eğitim sürecinden biraz bahsedebilir miyiz? Eğitim süreci benim yurt dışında almış olduğum birçok eğitimleri kapsıyor. Bunların daha sonra insanlarla paylaşma aşamasına geldiğimi düşünüyorum. Yani daha iyi olduğumu düşünüyorum. Topuz alanında kişiye özel, grup ve bireysel eğitimler veriyorum. Şu anda İstanbul'da ve Ankara'da olmak üzere birçok eğitimler ve seminerler düzenliyorum. Evet, çok güzel. Kuaför, özellikle bayan kuaförü olarak burada her türlü hizmeti A'dan Z'ye zaten veriyorsunuz. Evet. Boyalar, bakımlar vesaireler, kuaförde olması gereken her şey zaten var. Özellikle ben topuz dediğiniz topuz konusuna değinmek istiyorum. Topuzda moda ve trend ne? Şu anda topuzda moda ve trendler daha çok Hollywood tarzı saçlar ve kırmızı halı saçlar. Her bayan kendisini çok özel hissetmek istiyor. Ve daha çok kabarık olmayan, natural doğal saçlar ve yüzüyle bütünleşsin istiyor. Bu yüzden de daha çok Helen tarzı, SS saçlar ve tepeye yumuşak toplanmış geçişli saçlar tercih ediliyor. Biz de bu anlamda hizmetimizi bu şekilde sunuyoruz. Evet, renkler konusunda önümüzde yaz aslında. Şu an en çok hangi renkleri kullanıyorsunuz? Renkler konusunda daha çok bal sarısı ve açık tonlar ağırlıkta. Şu anda ombre balyaj teknikleri yapılmakta. En çok yaptığımız balyaj teknikleri zaten ombre. Uçlara açık, diplere doğru daha çok böyle hafif koyulaşan saçlar. Bunlar yazın müşteri tatile gidip döndüğünde renkler oksitlendiği için daha yumuşak bir hal alıyor. Bu da tabii müşteriyi daha çok mutlu ediyor. Evet. Peki her saç modeli ya da her saç rengi herkese gider mi? Bu konuda özellikle müşteriyi nasıl yönlendiriyorsunuz? Tabii ki her saç rengi her müşteriye gitmez. Biz bu konuda müşteriye özel burada koloskopi eğitimleri aldığım için müşteriye koloskopi eğitimleri sunuyoruz. Burada fular teknikleri kullanarak müşterinin ten rengi, hangi tene uygun, hangi yıla uygun, hangi yaz kadını mı, kış kadını mı, sonbahar, ilkbahar kadını mı, biz bunları keşfediyoruz. Daha sonra gardırobunda hangi renkleri bulundurduğunu soruyoruz. Hangi renkleri ağırlıkta kullandırdığını soruyoruz. Kendisinin tenine ve yüzüne uygun modelleri burada küçük bir anketle tespit edip buluyoruz. Evet, ki özel günlere de ayrı saçlar yapıyorsunuz. O gün özel bir yere gidecekse giyeceği kıyafetinden yapacağı makyaja kadar her şeyi önceden konuşup belirlemiş oluyorsunuz. Ona göre saçlar yapıyoruz. Bunların hepsi çok çok önemli tabii ki. Bir bayan ne kadar doğru bir kuaförden iyi bir hizmet alırsa o kadar mutlu oluyor. Siz bu konuda kadınlar buradan çıkarken mutlu olsunlar. Bana yeter demiştiniz. Çok fazla bir ticari evet. Kaygınız da yok. Mesleki anlamda kariyer edinip bu eğitim aşamasında çok çok iyi yerleri taşımak istiyorsunuz. Evet. Zaten şu anda Ümitköy'de tek butik hizmet veren salon biziz. Ve müşterilerimizin hakikaten buradan çıkarken bir güler yüz bizi en çok mutlu eden durum. Çünkü gelinlerin, özellikle gelinlerde burada mutlu çıktığında onun bütün gecesini etkileyeceğini düşünüyorum. Bütün hayatı da diyebilir miyiz ona? Aslında bütün belki hayatı. Belki bir gece o saçla kalacak ama evet. Belki hayatı boyunca onu hiç unutamayacak. Aslında bütün hayatı diyoruz biz ona. Çünkü orada çekimler yapılıyor, resim çekimleri yapılıyor. Her baktığında o anı hatırlayacaktır. Hı-hı. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Bir hafta önceden gelinlerimizle tanışarak burada saç tarama konusunda kendileriyle burada pratikler yapıyoruz. Hangi provalar oluyor? Provalar oluyor. Neleri sevdiğini, ne istediğini tam iyi anlamaya çalışıyoruz. Ve o gün burada onu mutlu gönderiyoruz. Mutlu gönderdiğimizde ve daha sonrasında biz tanıyanlardan, anne babadan çok olumlu sonuçlar alıyoruz kendilerinden. Evet, gerçekten de çok önemli. Özellikle gelinlerimizin yüzü asık olmamalı. Şimdi güzellik uzmanı olarak Çiğdem Hanım, size de hemen birkaç sorum olacak. Siz güzellik uzmanı olarak buraya gelenlere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
Salonumuzda manikür, pedikür, kaş dizaynı, kalıcı kirpik, kalıcı makyaj, porselen makyaj, profesyonel makyaj, ayrıca büyük salonlarda tercih edilen keratin bakımlı manikürümüz ve pedikür hizmetimiz de vardır. Kişiye özel, büyük olasılıkla zaten büyük salonlarda tercih ediliyor. Salonumuzda da mevcuttur. Evet, büyük salonlarda olan her şey aslında butik olan bu salonda da evet, mevcuttur. Bunu profesyonel de yapıyorsunuz. Aslında eğitiminiz de var. Hemen onu da paylaşalım. Evet, Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri mezunuyum. Mesleğin içinde 10 yıldır bulunmaktayım. 4 yıldır da burada hizmet vermekteyim Can Bey'le. Salonumuzda her şey mevcuttur. Evet, bu iş bir ekip işi değil mi Can Bey? Yani sizinle beraber çalışanlarınızın da sizin kadar iyi olması gerekiyor. Siz burada diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde buna çok özen gösteriyorsunuz. Ben bunu buraya şu ismi koydum. Ben küçük mutfağım diyorum. Küçük mutfağımdan çıkan büyük işler. Tabii ki bu büyük işler ekiple oluyor. Biz ekibimize güveniyoruz. O anlamda da çalışmalarımızı ekip olarak yürütüyoruz. Evet, ben size nice seneler, yıllar diliyorum inşallah bu ekiple. Peki, teşekkür ederim. Biraz da hedefleri konuşalım. Neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriki süreçlerde Kuaför de Can neler, nerelere gelecek? Hedeflerimizde tabii ki şu var. Ben salonum şu anda 45 metrekare. Salonumu biraz daha büyütmek istiyorum. Daha sonrasında bu butik salonu kişiye özel anlamda daha değişik alanlarda açmayı düşünüyorum. Hemen şunu da söyleyelim. Burası butik bir kuaför olduğu için de buraya gelen müşteriyle, misafirle birebir ilgilenmek istiyorsunuz. Öncesinden randevu alındığı takdirde bu daha da kolay oluyor aslında. Elbette özel günler için belki komple burada hizmet vermek gerekiyor. Kalabalık durumlar oluyor. Grup şeklinde gelenler oluyor. Mutlaka randevu şart diyelim mi? Mutlaka randevu şart. Ben özellikle topuzlarda ve kesimlerde mutlaka randevu alınmasına dikkat ediyorum. Çünkü kendimi o zaman daha rahat hissediyorum. Müşteri, daha iyi ilgileniyorsunuz. Daha çok ilgileniyoruz. Müşterinin de o zaman saat kavramı, çabuk çıkma kavramı olmamış oluyor. Bu da beni saç üzerinde daha çok etkili hale getiriyor. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve elbette bugüne kadar sizleri tercih eden tüm misafirlerinize, müşterilerinize, bayanlarımıza ne söylemek istersiniz? Ben şöyle diyorum. Yolu Ümitköy'den geçen her insanı, her bayanı küçük mutfağıma davet ediyorum. Buraya uğramadan gitmesinler. Vallahi yolu düşen demeyelim. Bence kaliteli ve iyi bir hizmet isteyen, güler yüzlü bir hizmet isteyen bayanımız mutlaka nerede olursa olsun. Çünkü kalitede maalesef sınırı yok, yol yok, zaman kavramı yok. Mutlaka denesinler, gelsinler, nerede olurlarsa olsunlar vazgeçemeyecekler diye düşünüyorum. Çiğdem Hanım, siz ne eklemek istersiniz son olarak? Bence herkes değişime açık olmalı. Değiştikçe trend, biz de haliyle değişiyoruz. Herkesi bekleriz. En azından bir kez denesinler. Aynen. Sizi bilen biliyor zaten ama dediğim gibi bilmeyen de müptelanız olacak. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok mersi. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Ankara Ümitköy'de bulunan Paris Can'dan seslendik. İyi bir kuaför için mutlaka bir kez buraya uğrayın diyor. Sözü merkez diyalarına bırakıyoruz. Biz hazırız. Değişime bekliyoruz.